CNN Türk Haber Merkezi'nden yeniden merhaba. Gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim sıcak bir gelişmeyle başlayacağız bültenimizin bu ikinci dilimine. Tilan ve Engin Polat çifti bir suçtan daha tutuklandı. Peki nedir o suç? Ayrıntıları CNN Türk muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'ten alacağız. Çağdaş. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından zaten yürütülen bir soruşturma var. Kara para aklama, yasa dışı bahis, suç örgütü kurmak ve üye olmak. Zaten bu soruşturma kapsamında 14 kişi tutuklanmıştı. Ancak bahsettiğimiz bu soruşturma bambaşka bir olaya sevki ediyor. Hemen o olaydan da bahsedelim. Takvimler 1 Ekim tarihini gösterdiğinde şarkıcı Banu Parlak'ın Bahçeşehir'de bulunan iş yeri, güzellik salonu kurşunlanmıştı. Ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı bu olayın hemen ardına bir soruşturma başlattı. Ve bu soruşturma kapsamında güvenlik kameraları teker teker incelendi ve 5 kişi yakalandı. O 5 kişiden ikisi azmettirme suçundan tutuklandı. O iki tetikçi elbette ifade verdi ve ifadelerinde para karşılığı 20 bin ile 30 bin lira arasında değişkenlik gösterilen bir meblağ karşılığında bu suçu işlediklerini itiraf ettiler. Ardından o iki kişi tutuklandı ve soruşturmanın boyutu değişti desek yanılmış olmayız ve soruşturmanın boyutu değişir değişmez Dilan Polat ve Engin Polat çifti de cezaevinden çıkartılıp bugün sabah saatlerinde tam da arkamda duran Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi ve burada da ifadeleri alındı. 9. katta ifadeleri alındı ve Dilan Polat 45 dakika boyunca ifade verdi ve bu ifadelerden sonra da sulh ceza hakimliğine Polat çifti sevk edildi ve bizler de işte bu yayını yapmıştık geride bıraktığımız saat diliminde ve artık hakim karşısına çıktılar. Ve son dakika gelişmesi olarak şunu ifade edelim ki Dilan Polat ve Engin Polat çifti azmettirme suçundan tutuklandı ve geride bıraktığımız dakikalarda tekrar Marmara Silivri cezaevine gönderildi. Peki satır aralarında neler var? Hemen ondan da bahsedelim. Öncelikle belirtmiştik 9. katta ifadeleri alındı demiştik. Dilan Polat 45 dakika boyunca ifade verdi. Engin Polat'ın ifade süresi 1 saat boyunca sürdü ve bir de elbette Engin Polat'ın babası da vardı. Onun da ifadesi 45 dakika sürdü. Ardından onlar yani Polat çifti, Polat ailesi bu suçlamayı kabul etmedi. Yani azmettirme suçlamasını kabul etmedi. Fakat yine de hakim karşısına çıktılar ve bir soruşturma olduğunu söylemiştik. İşte o soruşturma Polat ailesini işaret etti ve hakim ceza sulh hakimliği Polat çiftini ve Engin Polat'ın babasını tutukladı. Bunun da altını çizelim ki hakim karşısında karar açıklanırken Dilan Polat'ın da uzun süre ağladığını ve ardından dizlerinin üzerine çökerek ağlamaya devam ettiğini de altını çizelim. Bir başka satır arası olarak da sizlerle paylaşalım. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir soruşturması var demiştik yayına girdiğimiz süre boyunca. İşte o soruşturma kapsamında da Polat çiftinin avukatı itiraz etmişti. Yani tutuksuz yargılanmasını talep etmişti. Henüz oradan bir sonuç alınabilmiş değil. Şu anki soruşturma tamamen şarkıcı Banu Parlak'ın iş yerinin kurşulanmasıyla alakalı. Bunu da ifade edelim. Polat ailesi, Polat çifti, Engin Polat, Dilan Polat ve Engin Polat'ın babası silahlı azmettirme suçundan tutuklandı ve tekrar Silivri cezaevine gönderildi. Bizler de elbette yeni gelişmeleri bu noktada takip ediyoruz diyelim ve Küçükçekmece Adliyesi'nin önünden sözü tekrar stüdyoya bırakalım.